Ondan uzaklaşın! Mermer direkli hekim oldu dediğinde narinin aslanın yürekli. Hekim oldu dediğinde narinin aslanın yürekli. Teşekkür ederim. Niçin? Beni kırmadığın için. İstersen oradaki herkesi öldürüp bütün düşmanlarından kurtulabilirdin. Maalesef bütün düşmanlarım akraban Zeynep. Bu seferlik hatrını kırmadım. Ama bundan sonrası nasıl olur hiç bilmiyorum. Güven bana. Onlar bırak hayatında böyle bir gün yaşamayı yaşamış birini bile görmemişlerdir. Bak görürsün, geri adım atacaklar. Bundan sonra sen nasıl istersen öyle olacak. Ah be Zeynep. Senin onlara dair hala bir umudun var mı gerçekten? Sen bugüne kadar onları hep kaybedecekleri şeylerle tehdit ettin. İlk defa canlarıyla sınandılar. Yoksa benim onlara dair bir umudum yok. Onlar senin gibi değil ki. Sevdiklerine zarar gelmesinden değil, kendilerine bir şey olmasından korkarlar. Ben korkularımla yüzleştim Zeynep. Onlar da yüzleşecekler. Bugün değilse yarın. İllaki birileri ölecek. Baba, görecektiniz. Bam bam bam! Takla atan arabalar, uçuşan camlar. Mahşer yerine döndü, mahşer yerine. Bir de çıkıp camdan bakmaları yok mu? Ben asıl oraya bitiyorum. Şimdi bunlar aynı İbrahim'i canlı görünce akılları gitti. Akılları geri gelmeden bombalar patlamaya başladı. Ya Turan, kim öldü kim kaldı sen bize onu söylesene ya. Yok kimse ölmedi Sema. Zaten plan o değildi. Nasıl değildi? Ya biz kalktık da adamın evine kadar gittik Zeynep. Ve arabasının altına bomba koyduk. Göz korkutmak için miydi her şey? Göz korkutmak değil Sema. Gözdağı vermek. Ne olacaktı o kadar adamı öldürseydik? Yine o mağara senin, bu mağara benim, firara düşecektik. Hepsi de Zeynep'in akrabaları. Kız kesin hatır koymuştur. Yani demiştir tamam korkutun. Ama kimseye bir şey olmasın. Öyle değil mi Muzaffer? Vallahi ben bir şey anlamadım Fatma. Yani tabii ki hiç kimse ölmesin de... bu adamlar öyle korkunca sinecek adamlar değil ki. Daha çok saldıracaklar. Merve, sen o benzinlikteki yeğenlerine söyle temkinli olsunlar. Yani bunlar o kadar arabaya bomba nerede koyulur illaki akıl ederler. Benim yeğenlerim akıllıdır, konuşmazlar. Açık da vermezler. Zeynep, abin gelmiş. Konuşacakları varmış. İstersen sen karşıla. Tamam derviş dayı. Zeynep'i gönderdiğine göre söyleyeceklerim var dayı. Söyleyeceğim şu yeğenim. O kadar adamı bir araya toplayıp öldürmemek bir hata. Bu hatanın bir izahı var mı? Var dayı, var. Öldürülmeyecek adam yok. Ama ortaya çıkmayacak adam var.
tek tek ortaya çıkacaklar. İyi, gözün aydın. O açıdan operasyonun başarılı oldu. Oğuz 30 ton balayı el koydu. 30 ton mu? Adamları öldürmekten beter ettin. O yüzden çok fazla üstüne gelmeyeceğim. Abim yolda neler öğrenmiş inanamayacaksın. Hayırdır Fikret? Gözün aydın. Jandarma operasyon yapmış. Tonlarca uyuşturucuya el konulmuş. Belli ki seni öldü zannedip koştur koştur sevkiyat yapalım demişler. Öldürmedim diye üzülüyordum. Desene ölmekten beter olmuşlar. Hem de nasıl? Konuşmamız gerek. Aynı düşündüğümüz ve farklı düşündüğümüz konularla alakalı. Ben size bir kahve yapayım. O sırada farklı düşündüğünüz konuları konuşun. Kahveyle geldiğimde de aynı düşündüğünüz konuları keyifle dinlerim. Bu kız her şeyi bir oyundan ibaret sanıyor. Oysa az önce yaptığın şey yüzünden kısa süre sonra çok acı şeyler yaşanacak. İdris, 30 ton uyuşturucu yakalattın. 30 ton. Bu malın sahibi ya da sahipleri kimse seni yaşatmazlar. Sen de biliyorsun. Ama benim daha iyi bir teklifim var. İtirafçı olacaksın. Etkin pişmanlıktan faydalanacaksın. Bana bu şebekeyi tek tek anlatacaksın. Ben de senin güvenliğini sağlayacağım. Kimsenin bilmediği başka bir yerde yeni bir kimlikle yaşayacaksın. Hı? Sen bu söylediklerimi düşün. Eğer kabul edersen seni savcıyla görüştürürüm. O sana teklifin detaylarını anlatır. Üsteğim benim. 3 kilodan bahsetmiyoruz. 30 tona ne senin yetkin, ne savcının yetkisi, ne de devletin gücü beni itirafçı olarak gizlemeye yeter. İdris, ben sana yetkisiz bir teklifle gelmedim. Sen söylediklerini düşün, tamam mı? Yani öyle bir adama blöf yapıyorsun ki Oğuz. Bu adam hayatı boyunca kumar oynatmış. Anlamaz mı senin blöf yaptığını? Blöf yapmıyorum efendim. Kendisi de biliyor. Yaşamasının tek şansı bu. Tamam, çok büyük, önemli bir iş yaptın. Da böyle bir tek berbat bir adama 30 tonu bağlayamayız. Bu işin arkasını mutlaka çözmemiz lazım. Çözeceğim efendim, çözeceğim. Efendim, büyük bir hadise yaşanmış. Bundan daha büyük bir hadise olabilir mi başçavuş? Efendim, Dursun Leto'nun fabrikasının önünde 6 araç havaya uçmuş. Nasıl yani? Yani öğrenebildiğimiz kadarıyla Dursun Leto, Rızvan Leto, Nesim Kulpa, Yılmaz Marten, yani anlayacağınız bütün ailenin araçlarına bombalı saldırı düzenlenmiş. Ölü? Yok komutanım. Şahıslar araca binmeden önce araçların hepsi havaya uçmuş. Gidin öğrenin şu işin ardını arkasını. Ben de adliyeye geçiyorum. Emredersiniz, emredersiniz. Yaptığına saygı duyuyorum. Kolay değil. Onca insanın arabasının altına patlayıcı döşemek. Nasıl yaptın, ne zaman yaptın bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ama kız kardeşimi, yani senin karını bu işlerin içine sokman doğru değil. Eğer senin kız kardeşin olmasaydı,
herkes arabasının içinde olurdu Fikret. Belki sen de dahil. Sırf o rica ettiği için, aileme zarar verme dediği için yanlış işler yapıyorlar. Ama belki yanlışlarından geri dönerler dediği için bugün baban, kardeşin, amcan, kayınpederin, kayınbiraderin, amcaoğlun, dayıoğlun hepsi yaşıyor. Yaşıyor. Sence bu saydığın adamlar yaşadıkları için Zeynep'e teşekkür mü edecek? Etmeliler. Aklı olan eder. Bak Halil İbrahim, ben de en az senin kadar bu yedikleri halta karşıyım. Hele ki beni kullanarak benim üzerimden sana tuzak kurmalarına hepten karşıyım. Ama sırf bugün senin yanında göründüm diye ben bile onların hedefi oldum. Fikret, safını seç. Benim tarafımda olmak zorunda değilsin. Sen delikanlı ve mert bir adamsın. Bunu sana daha önce de söyledim. Bırak pis işler yapanlar pisliklerinde boğulsun. Sen aileni yönet. Sence ben bunları düşünmedim mi? Sırf bunun için mücadele etmedim mi sanıyorsun? Ailem legal olsun, kardeşlerim, karım, çocuklarım düzgün bir hayat yaşasın istemedim mi? Sonuç. Kardeşim kendini kurtardı. Güya. Savaşın diğer tarafına geçti. Bu durumda kimin kazanacağının bir önemi var mı Halil İbrahim? Afiyet olsun abi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Eline sağlık. Arkamdan Zeynep bu işlere bulaşmasın. Şöyle yanlış, böyle yanlış dedim biliyorum. Ne desen haklısın abi. Ama bir konuda hakkımı vermen lazım. Kimse ölmedi ve ölsün de istemiyorum. Bunun için elimden ne geliyorsa yaparım. Hala Halil İbrahim, Halil İbrahim deyin. Hani dün öldürmüştünüz, doğdu. Ha. Ölmemiş. Kimi sayesinde ölmedi? Fikret sayesinde. O tuzak kurdurttuğunuz Fikret sayesinde. Fikret'le ne alakası var Allah aşkına bir Asiye? Sen o damadı çok tehlikeli. Gitti o bacısını Halil İbrahim'e verdi. O da söyledi, benim bu işlerle alakam yok dedi. Mallarını çaldırttı, arabaların altına bombayı koydurttu. Kim bunların arabalarına yaklaşabilir, ha? Fikret de şodadan başka. Saçma sapan konuşma Asiye. Saçma sapan konuşma. Oğlum, oğlum. O düşmanından bahseder gibi bahsettiğin kişi benim oğlum. Oğlun da Rızvan, biz camdan patlamayı seyrederken Fikret oğlun Halil İbrahim'in yanında duruyordu. Kızınla birlikte. Senin çok büyük zaafların var. O dedeme çok büyük zaafı var. Rızvan. Her ağacık kurdu kedi de olur. O dedemenin zaafı seni yiyip bitirecek. Asiye. Dün gece o Nedime'nin yeğenine övgüler yağdırıyordun ya. Allah Allah. Ben mi kandım? Ve bizzat oğlumla yeğeni bana dedi ki iş bitti. Ne yapayım ben daha? La roket attım, roket. Daha ne yapacaktım? Aşağı doğru yuvarlandı, patladı araba. Ne diyecektim? Süpermen bu, buna bir şey olmaz. Öldürelim, bir daha öldürelim. Ne diyecektim? İşte onu diyorum ben de Fikret. O Fikret, ha? O söylemediyse kim söyledi? Tuzak kurulduğunu kim duyurdu Halil İbrahim'e? Sen mi duyurdun? Anne ne biçim konuşuyorsun ya? Ha.
Sen? Ha? Ne yaptın? Zeynep'le birleşince fantazilerini mi arayıp söyledin? Ne yaptın? Yok. Ya insanın kendinden şüphe ettiriyorsun ha. Tamam, Fikret'e şüphe etmişsiniz. Bari kendinizden şüphe edin işte. Asiye, şu anda daha büyük bir sorunumuz var. Ondan haberin yok senin. Zaten canımız sıkkın. Fikret deyip üstümüze gelmenin alemi yok. Berberci de haberim var. Bütün televizyonda altyazı geçiyor. Ve iyi, madem her şeyden haberim var. Konuşma daha kadın. Bak bu sizin sorununuz değil. Bu Nedime'nin, yeğeni Yılmaz'ın sorunu. Ben sizin yerinizde olsa hastaneye gideceğime jandarmaya giderim. Ha? Bak Nedime'nin yeğeni damadı, oğlu. Üçü birleşti. O uyuşturucu sevkiyatını yapay derim. Bakma öyle. Senin adını vermedim. Da. Fikret. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Babam burada mı? Yok, öbür evde. Yılmaz abi babanın ofisinde annenle. Seni sordular. İki lokma bir şey var mı ya? Oraya getirsene. Çok açım ben. Fikret. Senin bilgin var mıydı olacaklardan? Keşke olsaydı Ayşe. Keşke olsaydı da Halil İbrahim'e engel olsaydım. Herkes arabasına bindikten sonra paso düğme ederdim. Vallahi Zeynep koymuş Yılmaz Marten'in arabasının altına bombayı. Oğlum deme şöyle şeyleri ulu orta. Yok ana. Zeynep kendisi dedi gidin herkese söyleyin diye. Bilsinler dedi benim sayemde yaşadıklarını. Zeynep niye bu kadar uğraşıyor bu işlerle ya? Ya evlendin, mutlusun. Aslan gibi de kocan var. Niye bu kadar bu işlerin içindesin? Kızım, sen bunu bize diyeceğine git de süt kardeşine söyle. Fikret de açmış, sakin ol. Bir tabak hazırlayalım da ben götüreyim. Ben hazırlayayım. Dur ben de bir çay koyayım. Merhaba Yenge. Merhaba Şota. Güzel olmuş mu sarma? Ellerine sağlık Yenge, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Getir tepsi. Getirdim anneciğim. Çatal ver bir tane gülüm. Dur, dur. Gelir şimdi. Gelsin de görelim bakalım. Beni görmek istemişsin. Seni her zaman görmek isterim Fikret'im. Ama yanımda. Karşımda değil. Yılmaz abin Fikret Halil İbrahim'in yanındaydı dedi. Arabalarımız patlatırken. Ben de böyle bir şey mümkün değil dedim. Sen şu işin doğrusunu anlat bakayım bana. Ben önce işin yanlışlarını söyleyeyim de anne. Doğrularını sonra anlatırım. Bir kere yeğenini buraya çağırman yanlıştı. Sen zannediyorsun ki yeğenin bana arka çıkmaya, beni kollamaya geldi buraya değil mi? Uyuşturucu sevkiyatı yapmaya geldi o. Bunu yapabilmek için de Halil İbrahim'i öldüreyim dedi. Oğlunu kullandı. Kızını kullandı. Yine de yüzüne gözüne bulaştırdı. Bunların hepsi yanlıştı. Doğrulara gelince. Jandarma çok güzel bir operasyon yaptı. Ve yeğeninin 30 tonluk sevkiyatını yakaladı. Yani damadın yeğenini, kocanı ve kocanın akrabalarını rezil rüsva etti. Ha unutmadan bir yanlış daha vardı, onu da söyleyeyim. Halil İbrahim bunların hepsini arabalarında patlatacakken kızını dinleyip bir yanlış yaptı. Hepsini sağ bıraktı.
Başka? Unuttuğum başka bir şey varsa sen ekle dayı oğlu. Yani bütün bunlar oldu Fikret'im ve sen bunların hiçbirinin içinde değildin öyle mi? Maalesef. İyi. Sevindim. Yoksa kalbim kırılacaktı. Hala kalbim kırılacak diyor ya. Bu kadar şey oldu, kırılmadı mı kalbin? Fikret'in söyledikleri doğru mu Yılmaz? Fikret yalan söylemez hala. Kendi bakış açısına göre konuşur. O da biraz dar bir bakış açısı. Dayıoğlu. Bir ara benimle konuşmak istersen benimle konuş. Anamı yanına alıp öyle yüksek yüksek laflar edip bana büyüklük taslama. Altı üstü bir tozcusun. Hala sana saygı duymamı mı bekliyorsun? Senin emdiğin sütten yediğin yemeğe, okuduğun okuldan yaşadığın eve kadar hepsinde benim emeğim var. Saygı duyacaksın lan! Ya saygı duyacaksın ya da bacın gibi gidip sokak itleriyle takılacaksın. Ha, saygı duyarsan en büyük olursun. Ya en büyük olacaksın ya yok olacaksın. Ayşem. Yılmaz abi, gidiyor musun? Yok, bir yere gitmiyorum. Daha bir ton işim var. 30 ton da o. Neyse. Gel kızım, bir şey yok. Aynen Ayşe. Bu evde her bir halt var ama yıllardır annem aynı şeyi söylüyor. Bir şey yok çocuğum. Tamam, söyleyeyim o zaman kızım. Kocana ya en büyük olacaksın ya da sefil olacaksın dediler. Karısısın, sen cevap ver. Ayşe, teklifimi değerlendireceksin, tabağımı vereceksin. Ha, pardon hayatım. Canım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Annem Fikret abin diyor ama bence yine Levent abi. Ağzından kaçırdı bir yerde. Yok Halil İbrahim'i öyle öldüreceğim, böyle öldüreceğim. Füze lazım, bazuka lazım, al işte. Hadi ben Halil İbrahim'in yaşamasını geçtim de. Annen siz gelmeden önce benimkiler hapse girecek diyordu. Size kalmaz değil mi bu iş? Bize ne kalacak? Orasını düşünecekse Yılmaz abi düşünsün. Belki Dursun amcaları da kalırsa kalır ama bizimle ne alakası var? Sana bir şey olmaz yani. Herkese bir şey olur. Bütün işler bana kalır Eda Nur. Sen rahat ol, tamam mı? Tamer. Bak bizim bir anlaşmamız var. Benim haberim olmadan hiçbir şey yapmıyorsun. Ve sana bir zarar gelmesine de izin vermiyorsun. Tamam? Erkek adam. Bir kere söz verir. Tamer. Gel buraya. Gel, gel. Çözdüm olayı. Neyi çözdün anne? Bizim kız öttü. Hangi kız anne? Kapa kapıyı. Kapıyı kapa. Anne. Bak Eda Nur diyorsan. Eda Nur'un nereden haberi olacak? Tozdan, programdan, plandan bilmem neden. Kızı normal yani odasında kapısı kapalı oturan bir kız. Eda Nur'dan bahseden kim lan? Bacı'dan bahsediyorum. O Yavuz'la evlenmemek için bu evin içinde ne varsa gidip o yolluya ablasını anlatıyor. Ya o kulağı hep kapılarda. Ne yapacağız anne? Sen bunu telefonda bir bak bakalım. Kimle yazışığını anlatıyor, tamam mı? Hı. İyi, bana bak. Kimseye de bir şey söyleme.
Asya'nın kızı hain dedirtmem. Ve gerekeni yapacağım. Tamam anne. Hadi. Ben adliyedeyim. Bugün tahliye olacağımı söylüyorlar. Bu mesajı sana abimin telefonundan yolluyorum. Buralardan gitmem gerekiyormuş. Eğer istersen birlikte gidebiliriz. İstemezsen de gitmeden son bir kez görmek isterim. Çok sevindim. Ben seninle her yere gelirim. Bana sadece yeri ve zamanı haber ver. Ben bir şekilde buradan çıkarım. Ne yapacağım? Hoş geldiniz komutanım. Hiç hoş gelmedim Oğuz. Dışarı çık başçavuş. Kötü bir şey mi var komutanım? Kötü bir şey yok. Yanlış bir şey var Oğuz. Ne gibi bir yanlış? Sen bir operasyon yapıyorsun. Tonlarca uyuşturucu yakalıyorsun. Buraya kadar sorun yok. Sorun ne komutanım? Sorun benim bunlardan neden haberim yok? Komutanım bu benim sorunum değil. Ben bir talimat aldım Savcı Bey'den ve gereğini yerine getirdim. Birlikte operasyona katıldık. Bana kimseye haber verilmeyecek dendi. Ben de emre itaat ettim. Bana bak aslanım. Zannediyorsan ki ben bir şeyleri böyle yakalarım, bulurum, ortaya çıkartırım, yükselirim. Bu işler böyle olmaz. Sen böyle yaparak ancak kendine zarar verirsin. Nasıl bir zarar komutanım? Sürgüne mi gönderilirim? Ben zaten sürgündeyim diye biliyorum. Beterin beteri vardır. Bilmem anlatabildim mi? Bu sana son ikazım. Kapıyı aç. Sizi tebrik edecek zannettim komutanım. Ben de. Yani ne bileyim. En azından rütbeyle, işte madalyayla. Ne bileyim yani. Hiç olmazsa sözle tebrik eder diye düşünürken albayım alenen sizi tehdit etti. Başçavuşum. Bu ne ilk ne de son olacak. Komutanım oturabilir miyim? Tabii. Komutanım albayım. En son buraya kulpalarla geldi. Sizce ona söylemiş olsaydık yine de konteynerlarda bir şey bulabilir miydik? En azından Savcı Bey bizle aynı fikirde. Peki bombayı kim patlattı sizce? Sence? Bence Ali İbrahim. Sadece eline böyle bir fırsat geçmişken hasımlarını neden öldürmedi? Orası biraz benim kafamı karıştırıyor. Sadece senin kafanı karıştırmıyor başçavuşum. Ortalığı da karıştırıyor. Hasımlarını birbirine düşürüyor. Bu da bizim işimize geliyor. Bence şöyle yapalım komutanım. Bu Halil İbrahim Karasu'yu kimse ölmediği sürece bence yolda bile görsek çevirmeyelim. En azından şu toz işi birine bağlanana kadar ha. Neyse sen şu Yılmaz Marten'in dosyasını getir. İyice bir inceleyelim. Bir eksiğimiz girdiğimiz varsa bakalım. Emredersiniz komutanım. Beni görmek istemişsin baba. Seni görmek istemedim Fikret. Seninle konuşmak istedim. Otur şöyle de
baba oğul biraz dertleşelim senin. Benim bir derdim yok baba. Ama senin varsa tabii ki dinlerim. Her evladın babasıyla derdi vardır. Benim de vardı. 6 kardeşin en küçüğüydü. Benden büyükle benim aramda tam 15 yaş fark vardı. Yani istenmeyen bir evlattım. Doğmuşum işte öyle. Benim doğduğum şartlar da sizin doğduğunuz şartlarla aynı değildi. Ben bunları defalarca kez dinledim baba. Evet, baban zengin bir adamdı. Ama cimriydi, çok sevgisiz bir adamdı. Senin başını hiç okşamadı, seni hiç sevmedi. Ben bunları anlattığımı biliyorum. Bilmediğim bir yer var, orayı anlatayım. 7 yaşındaydım. Tüberküloz olmuşum. Bir deri, bir kemik öldü ölecek vaziyetteydim. Öyle öksürüyordum ki babam anneme dedi ki, bu çocuğu yan odaya götür, orada öksürerek ölsün. Ben rahatsız oluyorum. Babam benim ölümümü istemesin diye bir daha ömrümde öksürmedim. Hayatta kalmak için mücadele ettim. Babam gibi olmamak için mücadele ettim. Ve öyle bir yere geldim ki babamdan daha güçlü oldum, babamdan daha zengin oldum ve babam gibi bir baba olmadım. Hepinizi ayrı ayrı sevdim. Sevgimi gösterdim. Her evlat babasıyla kavga eder, babasına karşı çıkar. Senin gibi olmayacağım demek için. Ama babasını öldürmeye kalkmaz. Ben böyle bir şeyi aklımdan dahi geçirmedim. Ben böyle bir şeyin içinde olmadım. Ben de böyle bir şeyin içinde olmadım baba. Hatta ister inan ister inanma, Zeynep de böyle bir şeyin içinde olmadı. O, siz arabalarımızda ölmeyin diye kocasına yalvarmış. Çocukların senin iyiliğinden başka bir şey istemiyor ki baba. En azından bu evde doğan çocukların. Sana bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Yanlış işler yapıyorsun. Yanlış insanlarla yanlış işlere girişiyorsun. Sevilen bir adam olmak yerine baban gibi korkulan bir adam olmayı tercih ediyorsun. İşte seninle ayrıldığımız nokta da burası. Ben korkulan bir adam olmak istemiyorum baba. Ben sevilen ve saygı duyulan bir adam olmak istiyorum. Fikret, saygı ve sadakati satın alabilirsin. Bunun bir bedeli vardır. Ha, sevgiye gelince o bir zaaftır evlat. Peki Halil İbrahim hangi sadakati, hangi saygıyı satın almış? Daha düne kadar ahır temizleyen, kahvede bardak yıkayan adamları bey paşa yaptı. Bu sadakatin karşılığı değil mi? Kimse ondan böyle bir şey talep etmedi ki. Sen kız almaya gittiğin adama çulsuz Muzaffer dedin. O ise Muzaffer baba deyip elini öpüyor. Ne yapayım yani Fikret? İnsanların sevgi ve saygısını kazanmak için ellerine mi eğileyim? Estağfurullah. Kimsenin eline eğilmene gerek yok. İnsanların başını öne eğme yeter. Ama maalesef kibrin buna izin vermez değil mi baba? Senin kibrin buna izin verir mi? Verir. Öyle mi? O zaman
Öyle bir adam ol ki ben de nerede hata yaptım göreyim. Çünkü evlatlarıma baktıkça nankörlükten başka bir şey görmüyorum. Bitti mi? Bitti. O hayatımı kurtardığını söyleyen nankör kızıma da söyle. Buraya gelsin. Onunla da konuşacaklarım var. Olur, söylerim. Ama Halil İbrahim üzerinden bir tuzak kuracaksan artık sana inanmaz. Bil yani. Dayı var ya, görecektin patlayan arabaları. Havai fişek gösterisi gibiydi. En fena da Yılmaz'ın ki ha. Ceryanlı ya, ondan sonra. Halil İbrahim, bu Yılmaz'ın adamları yok mu? Hani şu makineyle gezenler. Yusuf abi? Onlar bütün kasabayı dolaşıyorlarmış. Size para vereceğiz, yardım edeceğiz. Ne isterseniz vereceğiz. Siz de bizim arabaların altına bomba koyanları bize vereceksiniz. Yoksa... Yoksa ne baba? Yoksa ne ya? Bu adamların rezil olduğu yetmiyor. Bir de kapı kapı dolaşıp parayla adam mı topluyorlar? Oğlum, sizi kimsenin satacağı yok. Gücün kimin tarafına geçtiğinin farkında herkes. Bu adamlar ilk garibanlara giderler. İlk onlara zulmederler. Garibanlara niye gidiyorlar ki? Yerimiz belli, yurdumuz belli. Ne diyeceklerse gelsinler burada desinler. Ya gelebilirler mi Muzaffer baba? Yani onların kulağındaki çınlama geçmemiştir daha. Ya benimki en azından geçmedi. Heh. Ula ben de diyorum sabahtan beri kim beni anıyor? Dayı var ya ha, bu kulağım çın çın ötüyor. Bombadan mı da? Aynısı Osman. Ula Osman seni kim anacak? Kimin var ki şu an? Dayı ben de onu diyorum işte. Kimin var acaba? Onlar bize gelmiyorsa biz onlara gideriz. Nasıl gidiyormuşuz onlara? Kardeşim kahve bizim değil mi? Kasaba bizim değil mi? Gideriz insanımızın yanına. Çayımızı kahvemizi içeriz. Yanınızdayız deriz. Bombayı kimin koyduğunu merak eden olursa da gelsin bize sorsun. Tabii yeğenim tabii. Bela sana gelmiyorsa sen belaya gidersin. İyi düşünmüşsün. Hadi gidelim belaya. Kahveyi de özledim zaten. Ha baba? Halil İbrahim, annem ayrı, abim ayrı aradı. Babam benimle görüşmek istiyormuş, ne yapayım? Gelsin burada görüşün. Babamdan bahsediyoruz, ölse gelmez buraya. Ölmedi Zeynep, hem de senin sayende. Ben yerinde olsam gelirdim. Siz buradayken mi? Biz gidiyoruz zaten. Gelebilir, burada görüşebilirsiniz. Halil İbrahim, biz arabadayız. Görüşürüz. Sen niye benim gitmemi istemedin ki? Bugün olmaz Zeynep. İnsanların kulaklarındaki çınlama geçsin. Sonra istediğin yere, istediğin zaman da gidersin. Yılmaz'ın orada olup olmadığını bilmiyoruz. Yani sanmıyorum geleceğini ama söyleyeyim. Gelir, gelir. Siz nereye gidiyorsunuz? Babam derdi ki, tehlikeli adamların nereye gittiğini ya da nereden geldiğini sorma. Olur ki yolda başına bir şey gelir. Senden bilir. Tamam o zaman, bir şey sormuyorum. Güle güle gidin, tehlikeli adamlar. Halil İbrahim, ben burada kalayım. Ne olur ne olmaz. Tamam Muzaffer baba. Hadi sağlıcakla. Müsaitim de gelmeyecek misin zaten? Niye aradın? Gelmeyeceğim abi, onun için aradım. Sebep? Halil İbrahim izin vermedi. Anlamadım. Kocam izin vermedi abi. Hani sen vermiyorsun ya bazen Ayşe'ye, öyle işte. Tamam da ben izin vermiyorsam belli bir sebepten ötürü izin vermiyorumdur. Halil İbrahim'in sebebi neymiş? Güvenlik sebebiyle abicim. Baban gelsin, ne konuşacaksa seninle burada konuşsun dedi. Babam güvenlik sebebiyle o eve nasıl girecekmiş Zeynep? Halil İbrahim'lerin işi var, çıktılar. Ne işi varmış, nereye çıktılar? Niye soruyorsun abi, ne yapacaksın, onlara mı katılacaksın? Ya ne alakası var, Allah Allah, her şeye cevap verme. Sen babama söyle, ben müsaitim, buradayım. İstiyorsa gelsin konuşalım.
Ben söylemem de söyletirim Zeynep Hanım. Şota, git babama söyle. Kızı onu ayağına çağırıyormuş. Fikret Bey, ben bunu böyle söyleyemem de. Konuşulanları duydum da. Git nasıl söyleyeceksen ya da kime söyleteceksen söylet bir şekilde. Neye bakıyorsun Şota? Ben bir şey merak ediyorum Fikret Bey. Bunlar acaba nereye gittiler? Yok, hani bunlar topluca bir yere gittilerse kesin bir vukuat vardır. İyi. O zaman babamı sen bırak Zeynep'e. Kankalarından da öğrenirsin nereye gittiklerini, ha? Ha, bu olur Fikret Bey. Bana kesin anlatırlar eğer planları bize dair değilse. Şota çık. Bir tane ya. Bir tane akıllı insan olsun etrafında, bir tane. O abine söyle, Yılmaz buraya geldi, her şeyin içine etti de, eğer buradan gitmezse ne iş kalacak, ne ticaret kalacak, ne de Leto diye bir aile kalacak. Tamam, sakin ol Rızvan Bey. Ben Yılmaz'la konuştum zaten. Ailemden biri zarar görürse bunun hesabını veremezsin dedim. Umarım o ailenin içine beni de katmışsındır Nedim'e. O ne biçim laf öyle Rızvan Bey, tabii ki. Jandarmanın yakaladığı adamın herhangi birimizin adını vermesi halinde bizim için her şey ölüm olur Nedim'e. Tamam, tamam, konuşacağım ben. Konuşurum. Ayrıca bu Yılmaz'ın işi, bırakın o çözsün. O zaman onu sevgili yeğenine söyleyeceksin, çözsün. Gel kızım. Nedim Hanım, Zeynep bir haber göndermiş de benim onu Rızvan Bey'e iletmem lazım. Kim göndermiş, ne göndermiş? Rızvan Bey galiba Zeynep'i görmek istemiş. Hı. O da eşim izin vermiyor, dışarı çıkamam, babam buyursun gelsin demiş. Ne demiş, ne demiş? Herhalde güvenlik sebebiyle Halil İbrahim böyle bir şey demiş. Kızım, Zeynep ne söylediğini farkında değil. Daha babası sabah ölümden döndü. Arabasına bomba koyanlar evine mi gidecekmiş? Kim bilir? Belki de arabama bomba koyan kızındır, ne değil mi? Hı? Hani işi yarım kaldı ya, onun için babam buraya gelsin, burada onu öldüreyim diyordur. Tövbe de, tövbe de Allah aşkına Rızvan Bey. Tamam, ben konuşurum onunla. Halil İbrahimler evde değilmiş, o yüzden çekinecek bir şey yok dedi Zeynep. Ne olur müsaade etsen, ben bir konuşayım. Böyle saçma şey olmaz. Yok yok hanım. Gideriz. Kızımın ayağına gideriz. Deriz ki, kızım babanı niye öldürmek istiyorsun deriz. Elif, baban adliyeden döndü mü? Yok, daha gelmedi. İyi, kocana söyle, o bıraksın beni. Tamam, söylüyorum. Ben de geleyim. Şimdi Halil İbrahim ben varken bir saygısızlık yapamaz. Evde yok dedi ya. Tedbir amaçlı dedim ben de canım. Asıl tedbiri kızına alacaksın Nedim'e. Kızına. Saygısızlığı yapan o. Tamam, tamam, sakin ol Rızvan Bey, ben konuşacağım. Buraya kadar gelmişsiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ben de bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Allah razı olsun. Allah, Allah seni başımızdan eksik etmez inşallah. Eyvallah. Eyvallah. Her kim size kötü bir söz söylerse bana söylenmiş sayarım. Misliyle karşılığını veririm. Eyvallah. 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 Eyvallah.
Her kim sizi tehdit ederse, tehdit ettiği şeyi ona yaparım. Sizler benim ailemsiniz. Benim sizden başka ailem yok. Bakın, bakın bu kardeşlerim bilir. Kim benim aileme zarar verirse, kasabanın meydanında bir ağaçta sallanır. O yüzden gönlünüz ferah olsun. Başınız dik olsun. Her neye ihtiyacınız olursa bilin ki bu Halil İbrahim kardeşiniz yanınızdadır. Halil İbrahim, duyduk ki bunların arabaları patlamış. Yanlış mı zamanladınız? Herkes bir gün ölür. Korkaklar her gün ölür. Haklısın Halil. Bu işi niye bir günde yapalım? Onlar size bir gün zulmetmediler. Her gün zulmettiler. Zulmettikleri kadar ceza görecekler. Halil İbrahim! Halil İbrahim! Halil İbrahim nerede? Amca, bey amca gel, gel. Halil İbrahim. He, ben değilim, ben değilim. Burada, gel, gel. Bak. Gel amca, gel, buradayım. Gel, otur böyle. Burada olduğunu duydum. Seni görmeye geldim. Sen niye zahmet ettin buraya kadar? Ben gelir elini öperdim senin. Benim adım da Halil İbrahim. Ama senin gibi yiğit değilim. Estağfurullah. Çoluğu, çocuğu, torunu, torbayı büyüttük. Senin yoluna kurban olsun. Onu demeye geldim. Sen onları bu yaşa kadar alın teriyle getirmişsin. Bizim o yola canımız feda. Yeter ki senin uşaklar senin çektiğin acıyı, çileyi çekmesinler. Bizim derdimiz bu. Hayda! Al, bir gün belki lazım olur. Halil İbrahim amca, o paslanmış tabancayla anca tetanozan adam öldürürsün ha, kurşunla değil. Bu mu paslı? Ne o paslı? Paslı mıymış Temel? Ya bu Halil İbrahimlerin hepsi mi deli olur dermiş dayı. Alayım Halil İbrahim amca, bu bende kalsın. Eyvallah. Bak, görüyor musun uşağımı? Maldan anlıyor. Anlar. Gözünü seveyim seni. Namaz vakti. Ben camiye gidiyorum. Duanı eksik etmiyorum. Allah'a emanet ol. Hadi Allah kabul etsin Halil İbrahim amca. Fikret düz bir adamdır. Arkadan iş çevirmez. Beceremez de. Asiye saçmalamış bu işin içinde Fikret var falan diye. Zeynep'e gelince Yavuz'un anlattıklarından çıkardığım kız hakikaten sizin hayatınızı kurtarmış. Ya anne, Allah aşkına. Fikret hatalı değil. Zeynep hatalı değil. Kim hatalı? Hı? Hata sizde. Ama illa bir isim istiyorsanız yüzüne söyleyeyim Yılmaz. Hata sende. Yılmaz'ın ne hatası var? Tuzağı hazırlayan o. Asıl bizim çocukları işi beceremedi. Bütün mesele de o zaten. Çocukla iş yapmaya kalkarsan hata yaparsın. Sahi sen niye bizzat Halil İbrahim'in işini bitirmedin Yılmaz? Nergis, bütün ailelerin çocuklarını işin içine sokmasaydım bu yakalana sevkiyatın bütün vebali kocanla olduğuna patlayacaktı. Şimdi bir tek İdris içeride. O da hayatta konuşmaz. Onun sayesinde dışarıdakiler de susuyor ha. Bana soracaksan Halil İbrahim niye ölmedi diye. İyi ki ölmedi. O ne demek Yılmaz? Niye iyi ki ölmedi? Bizim sevkiyatın yakalanmasıyla başımıza gelenlerin zamanlaması çok manidar değil mi sence Dursun? Bir dakika, bir dakika. Bu Halil İbrahim jandarmayla mı çalışıyor sence abi? Kime çalıştığını bilmiyorum. Ama şuradan düşün. Sizin depoda yakaladığı silahları ne yaptı? Jandarmaya verdi. Hmm. Muhbir o zaman bu adam. Mevzu daha fazlası diyor Yavuz. Yılmaz, geçen akşam ben o çocuğu gördüm. Halil İbrahim'in Zeynep'e zaafı var.
Evet, ben de fark ettim. O yüzden oradan yürüyeyim dedim ama. İşte bunun için yanlış diyorum. Eğer oradan yürümek istiyorsan Zeynep'i yanına çekmen lazımdı. Ya annem, Allah aşkına Yılmaz abi, bu saatten sonra Zeynep'i nasıl yanına çeksin? Bu saatten sonra tabii Yılmaz çekemez. Ama Zeynep Leyla'ya düşkündür. Sırf bu yüzden bana yaklaşabilir. Yani? Ne diyorsun Nergis? Yani Nergis Hanım şunu diyor. Halil İbrahim'le senin oğlan bacanak olacaklar. İlişkiyi oradan yürütebiliriz. Yani bir zaaf yakalarsak oradan yürürüz diyor. Yılmaz Bey, istediğiniz olmuş. Halil İbrahim kasaba meydanına kahveye inmiş. Bu ne demek Yılmaz? Bu şu demek Dursun. Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut demek. Yılmaz abi, ben de geleceğim seninle. Sen otur oturduğun yerde. Annenin lafını dinle. Bir an evvel Leyla ile evlen, Halil İbrahim'le bacanak ol. Nasılsın Muzaffer? İyiyim. Sen nasılsın Rızvan Bey? Sana iyiyim demeyi çok isterdim Muzaffer ama... evlat kaybetmenin bir sürü çeşidi var. Sen bir çektin, biz bin çekiyoruz. Sen daha bir şey çekmedin Rızvan Bey. Seninki yeni başlıyor. Hoş geldin baba. Sağ ol kızım. Öyle buyurun. Sizinkiler nereden Muzaffer abi? Çay içmeye gittiler. Sorma sahip, kimin çayını içmeye gittiler? Kendi çaylarını Şota. Bizimkiler kimsenin bir şeyini yiyip içmezler. Neyini soruyorsun? Yok. Hani bir vukuat falan varsa bilelim diye dedim yani. Ya o kadar aklın kalıyorsa al karını sen de gel. Yerimiz var. Ha. Muzaffer baba, bu adama çay kahve bir şey ikram edecek miyiz? Ver kızım, ver. Kendisinin hatırı olmasa da kızının hatırı var. Gelmiş buraya kadar. En azından yürek yemiş buraya kadar gelmiş. Bir çayı hak etti. Gelmene sevindim baba. Ama bir şeyi çok merak ediyorum. Kurduğum plan başarılı olsaydı ve Halil İbrahim ölmüş olsaydı, bugün benim yüzüme nasıl bakacaktın? Sana cevap vermeden önce sana bir soru soracağım. Şayet Halil İbrahim beni bugün öldürseydi, sen onun yüzüne nasıl bakacaktın? Sema, teşekkürler. Niye zahmet ettin? Sağ ol kızım. Bugün benim hayatımı kurtardığını söylemişsin. Bazen öyle anlar vardır ki Zeynep, keşke ölseydim dersin. İstediğin kadar hayatımı kurtardığını söyle. Oradaydın Zeynep.
babana tuzak kuranlarla beraberdin Zeynep. Biliyor musun baba? Bu senin hayatında ilk kurtarışım değil. Senin oğlunun öldürdüğü kızı gömdükten sonra Halil İbrahim bizim eve geldi. Odama girdi. Sizi öldüreceğini söyledi. O zaman da dil döktüm ona. Yapma dedim. Onlar benim ailem dedim. Ve Halil İbrahim yapmadı. Bu sabah olduğu gibi. Ama bunu bir kez daha isteyebileceğimden emin değilim baba. Halil İbrahim beni öldürürse yüzüne nasıl bakacaksın dedin ya. Bilmiyorum. Ama beni kullanıp sevdiğim adamı öldürmeye kalkan babamın yüzüne nasıl bakacağımı da bilmiyorum. Belki buradan yeni bir başlangıç yapabiliriz. Hı? Kimsenin kimseyi öldürmediği, kimsenin kimseye tuzak kurmadığı bir hayat. Hı? Peki sana kim inanacak? Sen. Sen inanırsan ben bunu sağlayabilirim. Tabii senin de Halil İbrahim'i ikna etmen gerekiyor. Yılmaz'ı kim ikna edecek peki? Sen mi? Anne. Zeynep. Ben burada sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Belki de bu bizim son dönüş noktamız olacak. Bundan sonra illaki kayıplar olacaktır. Onun için beni Halil İbrahim'le bir araya getir. Nerede, nasıl, ne zaman olursa ben gelirim. Tek gelirim. Bu ev dahil. Yeter ki sen aracı ol. Bak abin denedi. Onunla uzlaşmaya çalıştı. Ama senin kocan öylesine kin ve öfke dolu ki. Sen sevgi dolu musun baba? Fikret abim de ben de sana şüpheyle bakıyoruz, sevgiyle değil. Ben değişeceğim demiyorum. Ben değiştirebilirim diyorum. Yeter ki sen ve kocan da iste bunu. Benim gibi bir adım atın. Yoksa bu işte bir tek kaybeden olacak. O da sen. Beni, abini ya da kocanı. Sen bilirsin kızım. Bunlar da kim ya? Yılmaz'ın adamları. Dur 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 dur. Kimse bir şey yapmasın. Masumlar zarar görmeyecek. Isırmaya değil, avlamaya geldiler. Vay vay vay, şuraya bak. Halil İbrahim ahaliyi etrafına toplamış, hikaye anlatıyor. Bana da bir kahve getirin. Ben de dinleyeyim. Ne anlatıyorsa artık. Hayırdır? Hekimoğlu Derviş, babanın eşkıyalık günlerinden kalma tabancasını mı buldun? Hekimoğlu mu anlatıyorsun sen de? Babanı anlatıyordum Yılmaz. Nasıl buralardan kaçıp gittiğini, canını nasıl zor kurtardığını.
Aklın varsa babanın yolundan git. Babamın yolundan gidiyorum zaten. Asmını yaşatmayı hiç sevmez. Ben de sevmem. Ben yaşıyorum Yılmaz. Sen buna yaşamak mı diyorsun Halil İbrahim? Ne yapıyorsun burada kahve köşelerinde? Vatanı mı kurtarıyorsun? Hı? Ahaliyi mi bilgilendiriyorsun? Ne yapıyorsun? Devrim mi yapacaksın? Ben sana söyleyeyim, o silahla olmaz. Silahınız yoksa ben size vereyim. Yoksa öyle kazma kürek, yok çekiç orak. O işlerle yapılmıyor bu işler. Boşu boşuna mı gariban ahaliyi heder etme. Asıl sen gariban adamsın. Bu koca yürekli insanlara gariban dedin ya. Sen zavallı bir adamsın Yılmaz. Bu insanlar isteseler senin tükürüklerinde boğarlar. Ama bir edepleri var. Aileleri var. Seni tehdit edip senin seviyene düşmediler diye kendini üstün mü zannediyorsun? Kim? Ben mi? Ben halkçıyım. Ben halka hizmet ediyorum. Onlara iş veriyorum, aş veriyorum, imkan veriyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen söyle ahali. Bu adam buraya geldi geleliyse beladan başka ne getirdi? Yılmaz kardeş. Sen şöyle bir etrafına baksana. Hiç senden korkacak gibi duruyorlar mı? En son burada Cevat diye bir arkadaş böyle esip gürledi. Ertesi gün cesedini şu ilerideki ağaçta asılı buldular. Kendine yer mi beğenmeye geldin diyor babam. Ağaç mı seçeceksin? Derdin ne? Sen şu şey değil misin ya? Karısı kaçan. Kahveci Temel. Lan! Tamam. Tamam. Yılmaz, istesem seni de ortaklarını da parça parça ederdim. Niye etmedim sence? Bilmiyorum vallahi. Duyduğuma göre karı sözü dinlemişsin, ondan diyorlar. O senin öğrendiğin. Bir de benim sana öğreteceğim var. Erkek gibi savaş. Ki ona göre ben de sana muamele edeyim. Bu masum insanlara beni sordurmuştun. Yakarım, yıkarım, vururum demişsin. Tehdit etmişsin. Karşındayım. Bu memleket benim memleketim. Bu meydan benim meydanım. Er meydanı. Sıkacaksan sık. Kaçacaksan kaç. Yoksa? Karışma! 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 Sık lan! Sık! Sıkmazsan adam değilsin. Hadi! Sık! Delikanlı ol. Herkes sakin olsun. Dediğini yap. Sık hadi. Halil İbrahim indir silahı. Yok. Silah değil. Tetiği indir. Hadi sana ana kuzusu. Daha ananı mezarından çıkaracağım, yerine seni gömeceğim. Onun kemiklerinde köpekler atacağım. Sık! Silahları al, hepsini al. Sıkıntı yok komutanım. Halil İbrahim öyle boş silahla oynuyordu. Mermi falan yok yani işin içinde. İyi. Oyun bitti. Karakola gidiyoruz. Al bunu başlamış. Yılmaz Bey buyurun. Silah rahmetli babama ait. Antikadır. Mermileri de işte burada. Alayım Halil İbrahim amca, bu bende kalsın.
Eyvallah. Bak, görüyor musun uşağımı? Maldan anlıyor. Anlar. Gözünü seveyim seni. Namaz vakti. Ben camiye gidiyorum. Niye yaptın bunu dayı? Kafasına dayayacağını bilseydim yapmazdım. Biri birilerini yanlışlıkla vurmasın diye yaptım. Baş çavuşum, Halil İbrahim de dayısını da al. Komutanım, yine bozuk silah götüreceğiz, savcı beye rezil olacağız. Bence... Tamam, tamam. Sen de bir daha kimsenin kafasına silah dayama. Ne emredersiniz komutanım? Boş ya da dolu. Özellikle ona dikkat edeceğim. Yürü. Yürüyün hadi. Akşam saat 7'de. Benzinliğin ilerisindeki köşede seni bekleyeceğim. Orada olacağım. Ne yapacağım? Nasıl çıkacağım ben buradan kimseye fark ettirmeden? İhtiyacım var. Ne oldu? Önce kimseye söylemeyeceğine yemin et. Ay Leyla, böyle başımıza bela olacak bir şeyse... Evet, bela olacak bir şey ama sen kimseye bir şey söylemezsen... ...ben buradan çıkıp gideceğim, bir daha da dönmeyeceğim. Leyla, neyin içindesin bilmiyorum ama yapma. Yapma çünkü annen bunu kesin öğrenir. Leyla Nur, senden tek istediğim... ...Leyla nerede dediklerinde odasında yorgun gibi bir şeyler söylemen. Ya sadece bana vakit kazandırman, hepsi bu. Ben adliyedeyim. Bugün tahliye olacağımı söylüyorlar. Bu mesajı sana abimin telefonundan yolluyorum. Buralardan gitmem gerekiyormuş. Eğer istersen birlikte gidebiliriz. İstemezsen de gitmeden son bir kez görmek isterim. Çok sevindim. Ben seninle her yere gelirim. Bana sadece yeri ve zamanı haber ver. Ben bir şekilde buradan çıkarım. Akşam saat 7'de. Benzinliğin ilerisindeki köşede seni bekleyeceğim. Orada olacağım. Burada Nedime'nin nesi var? Orada Yılmaz'ın yesi var. Bunlar hep kobra yılanı var. Nasıl bakıyorlar? Bak karanlıkta bak. Anne. Şüphelerin de haklı çıktın. Her zamanki gibi ama iş tam öyle değil. Ben nasıl hem haklı hem haksız olaymış. Kızın arkamızdan iş çeviriyor. Haklısın. Amacın gözle. Elimden geleni yapayım, yalan da söyleyeyim ama... Leyla bak, Halil İbrahim'le Yasemin bile başaramadı bunu. Siz nasıl becereceksiniz, nasıl gideceksiniz İstanbul'a kadar? Ya benim biraz birikmiş param var. Cingöz'de çıkınca buralardan gitmesi için babam illaki para verir. Yurt dışına kaçarız. Yeter ki buradan kurtulayım. Çağır bana Levent abini hadi. Levent abimi niye çağırıyorum anne? Ben kendim hallederim diyorum sana ya. Sen halledemezsin mi dedim. Ha? Kaldırma beni yerimde. Koş. Hadi. Demek İstanbul'a gideceksin ha? Evet Rızvan Bey. Tabii sizin de müsaadeniz olursa. Olur olur. İstanbul büyük yer. Ne de olsa birileri burada sana kafayı taktı. İzini kaybettirmen gerekiyor. Ama... Buranın insanına fazla değme, olur mu? Merak etmeyin Rızvan Bey.
Babam beni gerekli konularda tembihledi zaten. Babam bu işlerin ustasıdır zaten. Reşit. Buyurun Hasan Bey. Benim çalışma odamda masanın üstünde büyükçe bir zarf var. Onu unutmadan al da çocuğa ver. Sağ olun Rızvan Bey. Eksik olmayın. Rızvan abi. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Umarım oğlun da unutmaz Sakine. Kardeşim unutması gerekenleri de, unutmaması gerekenleri de acı bir şekilde öğrendi Rızvan Bey. Bence de. Uçakla mı gidiyorsunuz? Yok yok, İstanbul'a kadar arabayla ben götüreceğim Nedim Hanım. Hala sancıları var Nedim'e. Öyle uçakta tek başına kalmasın dedik. İyi düşünmüşsünüz Sakine. Nedim Hanım, bu arada size de her şey için teşekkür ederim. Eğer siz olmasaydınız... Estağfurullah evladım. Olur mu öyle bir şey? Ben sizi evlatlarımdan hiç ayırt etmedim. Allah yolunuzda, bahtınızda açık etsin. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Hadi yavrum. Ay. Hayırdır? Geç. Kapıyı kapat. Şimdi bak. Seheme gireceğim. Sana para vereceğim falan. Bu işlere gireceksen... Bu aralar gizli işle çeviremiyorum, haberin olsun. Ortalık karışık. Bırak parasını, ortaklığını falan. Senle ticaret mi yapılır? Niye çağırdın da o zaman beni? Tamer, gel gizli bir şeyler dedi. Gizli olup da ticaret olmayan ne olabilir ya? Levent, bugün birini alacaksınız. Havalimanından mı? Otur şuraya, otur. Levent, sen iyi bir çocuksun. Başına da çok şeyler geldi. Kendini ne anana, ne babana, ne bana iyi ifade edemedin. Ama ben sana bu aile için çok büyük bir fırsat vereceğim. Ama beceremedim, yapamadım, roket attım, vuramadım. Bunlar yok. Öncelikle çok duygulandım. Sebebini de bilmek isterim. Konu nedir? Ailemizin namusu Levent abi. Ya tamam ya, yeter artık ya. Aklınızdan çıkarın şu Zeynep olayı. Ben aklımdan çıkardım, siz de çıkarın da. Levent abi, ne Zeynep'i ya? Leyla. Leyla mı? O cingöz bugün benim kız kardeşimi kaçıracakmış. Yok artık, daha neler. Doğru mu da? Yapabilecek misin sana? Söyle bana. Teyze, o aileye de, o sülaleye de, hele o şotoya kılım. Sen işte, hepsini ortadan kaldırayım. Sen ilkçi gözü bir indir bakalım. O Sakine bir evlat acısı yaşasın. Sonra geri kalan sülalesine bakarız. Alo Rizvan. Efendim Asiye. Akşam Nergis'le bizi yemeğe davet etti. Ne yemeği ya? Dünür olacağız. Adetten dur. Başımıza gelmedik şey kalmadı. Hala adet gelenek diyorsun Asiye. Tamam, o iş, bu aile. Kaçta gidelim? Sen kaç diyorsan Asiye, sen kaç diyorsan. Tamam. Biz oraya geçerse de oraya gelirsin. Tamam. Ev oturması nereden çıktı da? Siz işi yapacaksınız. Ben bir şey yapmayacağım. Ben böyle her zamanki gibi oturacağım. Geç kalmayın. Alı getirin onu. Haydi bakalım. Haydi.
Nergis'ciğim. Nasılsın? Ha. Rizvan'la sana gelelim dedik. Müsait misiniz? Tamam. Fazla öyle bir şey yapma ha. Haydi. Babanın dedikleri aklına yattı mı yani Zeynep? Sence barışılacak mı gerçekten? Herkes kendi doğrusunu söylüyor Sema. Bir yere varılmıyor ki. Muzaffer diyor ki ama baban çok değişmiş. Çok samimi davranmış. Değişti mi sence? Az şey yaşamadı ki adam. Bir evladını kaybetti. Bak bir kızı evini terk etti. Bir baba için kolay şeyler değil bunlar. Babam o Asiye ile bir hafta görüşmese belki değişebilir. Ama Asiye yaşadığı sürece babamın değişmesi mümkün değil. Rızvan Leto süt dökmüş kedi gibiydi. Elimi sıktı, hatırımı sordu. Neredeyse özür dilerim affet diyecekti. Derse de affetme Muzaffer. Niye affetsin canım Allah Allah. Para tutamayan adam kim nasıl tutacak? İki alatre gönlü yumuşadı görmüyor musun? Şimdi siz bu kahveye gittiniz geldiniz de... Sormasayıp neye canınız sıkıldı Halil İbrahim? Birisi ters bir laf mı etti? Yok Muzaffer Baba. Halil İbrahim canı derviş dayıya sıkkın Muzaffer Baba. Niye ki? Herkesin gözünün önünde Yılmaz'ı öldürmesine engel oldum da ondan bana canı sıkın. Dayı esas benim anlamadım. Bu adam senin elindeki mermileri gördü deme önüne atladı sık dedi. Yılmaz gelmeden tabancayı boşaltmıştım. Mermiler de cebimdeydi. Halil İbrahim'in canı asıl buna sıkkın zaten. Bu adam nasıl bir psikopat da geldi Namlu'ya kafasını dayadı, onu düşünüyor, ha? Öyle mi kardeşim? Açıkçası ilk defa korkusuz bir düşmanımız var. Psikopattır, manyaktır, delidir, çok önemli değil. Korkusuz adamdan korkmak lazım. Bunu sen mi söylüyorsun? Herkes kendine dikkat etsin. İçimizden biri en ufak bir zaaf gösterirse ölür. Halil. Bu adamın korumaları otomatik silahlar taşıyor. 30 ton da uyuşturucu yakalattılar. Bu jandarma kavgayı ayırmaya gelmedi de Yılmaz'ı almaya geldi. Bu herif nasıl çıkacak içeriden? Kardeşim jandarmadan kaçan adam kasabanın meydanında kahvede oturur mu hiç? Belli ki içerideki adam onu satmayacak. Akşama çıkar. Hoş geldin Sayın Savcı. Hoş bulduk. Olsun. Efendim ben başlıyorum. Başlayın bakalım. İndir o bacağı. Devletin karşısındasın. Ne yapacaksın? Tutuklayacaksın mı? İfadeni alacağım. Peki. İfademi vereyim. Her ne soracaksan... benimle hiçbir alakası yok. Başka bir şey var mı? Aklınca benimle oyun oynuyorsun değil mi? Sana göre ben bir çömezim. Küçük bir kasabada bir üsteyim ben. Tabii sen ne albaylar, ne generaller tanırsın ha? Ben kimim ki? Yo. Oğuz Üsteğmen. Sen gayet önemli bir adamsın. Kuzey Irak'ta görev yapmışsın. Afganistan'da görev yapmışsın. Libya'da görev yapmışsın. Suriye'de görev yapmışsın. Daha kim bilir nerelerde görev yapmışsın. Ama belli ki benim gibi birinin ayağına basmışsın böyle. İzbe ücra bir kasabaya düşmüşsün. Dediğin gibi birçok yerde görev yaptım. Ama ilk kez
böyle ücra, izbe dediğim bir yerde 30 ton uyuşturucu yakalanıyor. Bu rakamlar o saydığın yerlerde bile yoktu. Bravo. Tebrik ederim. Çok büyük başarı. Size bu yakaladıklarınızdan %1 veriyorlar değil mi? Neydi onun adı? İkramiye. Sen de uyuşturucu parası yiyorsun yani. Biz bu mevkilere ikramiye için gelmedik. Bizim için en büyük ikramiye senin gibilerin başını öne eğmek. Kollarını kelepçe takıp parmaklıklarını ağzına yollamak. Sen gerçekten iyisin. Eğer bir gün görevi bırakmaya karar verirsen seni özel güvenlik şirketimin başına geçiririm. Çok iyi bir maaş veririm. İkramiyeni de alırsın. Otomatik silah taşıyabilirsin. Ruhsatlı. Aynı benim çocuklar gibi. Ne dersin? İş ister gibi bir halin mi var? Hayır. Ama belanı arıyor gibi bir halin var. O yüzden şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra gideceğim. İşim gücüm var. Konuş. Dinliyorum. Benim ailem 7 sülaledir burada. Senin gibi çok gelen oldu. Çok giden oldu. Çok ölen, gidemeyen oldu. Biz hala buradayız. O yüzden bu yörenin insanını karşına alıp çocuk gibi azarlayıp ithamlarda bulunacaksan arkasını getirsen iyi olur. Arkasını getiremezsen bedeli ağır olur. Benim gibi çok gelen olur. Çok da ölen olur. Ama biz bitmeyiz. Eninde sonunda bitiririz. Şimdi gidebilirsin. Ben bir gün seni alana kadar özgürsün. Hadi çık. Ne diyorsunuz efendim? Bu adam bize söyleyecek bir şey bırakmadı ki Oğuz. Ne devlet tanırım, ne seni tanırım diyen bir adama söylenecek tek bir şey var. Memnun oldum diyeceksiniz. Memnun oldum. Devletin ne olduğunu öğrenecek bu herif. Devletle tanıştıracağım ben bu adamı. Delilinizi toplayın, şahitlerinizi bulun. Ne istiyorsanız arkanızdayım. Emredersiniz Sayın Savcı. Çok sıkmadın değil mi? Yok yok. Diğer türlü daha çok canım yanıyor. Vay! Senin canın yanar mıydı ya? Ben de insanım da. Benim de bir canım var. Bir değil de bence. Artık kaç canın kaldı onu bilemeyiz tabii. Gel. Tamam. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne diyorsun babamın söylediklerine? Bence babam bir kırılma noktasında. Ama konu benimle alakalı değil. Kiminle alakalı? Benimle mi? Hayır. Fikret. Nasıl yani? Bilmiyorum Zeynep. Bunu anlamam için babam ve abinle oturmam lazım. Buluşacak mısın? Normalde hayır derdim. Ama sırf Yılmaz'ı şüphelendirmek için bile görüşürüm.
Buradan başlayalım. Başla bakalım. Denize düşen tayfalar yüzerek tekrar gemiye çıkmışlar. Hı-hı. Ama okumana gerek. Ama kıyıya doğru yüzmüş. Abi müsait misin? Müsaitim Zeynep. Hala seni çok özledik. Hala ben de seni çok özledim. Çocuk büyütmeye çalışıyoruz. Hayırdır? Yerim ben sizi. Çok özledim bücürleri. Hala bize ne zaman geleceksin? Geleceğim, geleceğim. Abi. Efendim. Devam edelim. Gel. Babam Halil İbrahim'le görüşmek istiyor. Ben de diyorum ki acaba o görüşmede sen de mi olsan? Seninki ne diyor bu duruma? Fikret abin olursa görüşürüm diyor. İyi, olurum. Ama bak söyle ona. Yüzdedir, odur budur saçmalayacaksa hiç gelmesin. Ben bu ticaretin içinde de değilim, kimsenin ortağı da değilim. Yok hayır, ticari bir görüşme olmayacak anladığım kadarıyla. Aile buluşması diyelim. Aile derken? Ben de gelince bir aile oluyoruz ya. İyi Zeynep, iyi. Davut'un orada görüşürüz. Tamam abicim, öpüyorum. Görüşürüz. Ne yapayım? Kendimi katmasaydım iş görüşmesine dönecekti. Bu insanlarla da beni aile yaptın ya Zeynep. Bravo sana. Bu insanlar dediğin kişiler benim ailem. Dolayısıyla senin de. En azından o kısmı her zaman formalitede kalırsa çok mutlu olurum. Sana çok yakışıyor. Daha önce söylemiş miydim? Daha önce hiç gülmüş müydüm? Hatırlamıyorum da. Sema gelmeden çıksak iyi olacak. Sema artık sorun etmez, biz operasyon arkadaşıyız. Ama tabii buzlar erimişken bence de hiç riske atmayalım. Bizimki nasıl okuyor ama? Cimcime ya, çözdü vallahi. Şakır şakır okuyor. Fikret canım. Canım. Her şey senin istediğin gibi oluyor. Yanlış mı düşünüyorum? Vallahi bu kadar bilinmezin ve bu kadar değişkenin arasında umarım her şey istediğim gibi olur. Her şey çok güzel olacak. Sadece Yılmaz abi bu kadar net bir şekilde karşına almasa mıydın acaba? Ayşe, ben net bir biçimde bir yerde oturuyorum. Gelen karşıma oturuyor. Kabahat bende değil. Oturun, oturun, oturun çocuklar, oturun ya. Ha baba, yemek yarım saate hazır bu arada. Ha yok kızım, size afiyet olsun. Ben Dursunları akşam yemeğine davetliyim. Hayırdır baba? Ne yemeği? Ya işte böyle adetmiş, gelenekmiş. Dünürcülük oynayacağız yani. İyi. Yarın da ailecilik oynayacağız. Halil İbrahim'le Davut'un yerinde yemek yiyeceğiz. Sen davet etmişsin. Damadın da seni kırmamış. Ettim Fikret. Ettim ama yani geleceğini pek tahmin etmiyordum. Sevindim. Aman ha, bu söylediklerimiz aramızda kalsın, tamam mı? Yani bu Yılmaz her şeye cacık olduğu için ben ortamı yumuşatmaya çalışırken o geriyor, durmuyor. Yok baba, ben burada konuşulanları ne Nedim'e anneme ne Asiye teyzeme. Tamam kızım. Tamam. Sabah kahvede olanları duydun mu? Duydum. Yani bu Halil İbrahim hiç boş atmaz. Tutmuş Yılmaz'ın kafasına boş tabancayla sıkmış. Olacak iş değil. Kapatmış kendini odasına Asiye Hanım. Ama bence böyle durumlarda çok da üstüne gitmemek lazım. Haklısın. Fazla da bu işlere karışmamak lazım. Yoksa sen zor durumda kalırsın. Ben söyleyeyim istiyorsanız gidip. Yok yok. Gelecek de ne yapacak? Gelmesin de bunu bir şey zannetsinler, alsınlar hemen.
Leyla. Gitti annen. Gitti gitti gel. Çok teşekkür ederim yardımın için. Çok sağ ol. Leyla. Keşke daha fazlasını yapabilsem ama. Al bak bu benim sana düğün hediyem olsun. Ya Eda Nur çok teşekkür ederim. Ama annem görmüştür bunu sen de şimdi sorar ne oldu diye. Aa, sorsun. Sana hediye ettiğimi söylerim ben de. Bir şey diyeyim mi? Sen de bizimle gel. Burada Tamer'le annemle yapamazsın. Sen iyi bir insansın. Leyla benim karnımda bir bebek var. Ben kendimi düşünsem zaten hiç buraya gelmezdim ki. Hadi. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini unutmayacağım. Çok dikkat et tamam mı? Tamam. Hoş geldin Leyla. Gel, gel, gitme bir yere, gel. Gel, sevgiline götüreceğim seni. Bekle, bekle. Bekle, sevgiline gidecek. Kızım dur, bek. Bırak. Selim fırla, Selim hadi. Hadi bakalım, hadi. Şöyle, tamam. Alo Levent abi. Leyla Hanım'ı aldık geliyoruz abi. Tamam Selim tamam. Telefonda söyleme her şeyi. Dur kapat. Selim sana bir şey söyleyeyim mi? Levent abinin başına ne kadar felaket geliyorsa sebebi sensin. Ne dedim Tamer? Leyla Hanım'ı aldık geliyoruz dedim. Ne dedim? Sadece geliyoruz neyine etmiyor Selim? Ya Leyla'ya da bir şey yapacak halimiz yok ya Tamer. Evin kızının ismini telefonda söylemenin ne mahsuru var? Kime ne yapacağımı sana mı soracağım ben Selim? He? Kendi işine baksan. Sen kimsin lan? Sen kimsin ki benim güzeller yüceli yeğenime aşık olacak? Onu kaçırmayı hayal edecek adam mısın sen daha? Hadi diyelim ki öyle bir hayal kurdun. Beni hesaba katmadın mı? Kaçırma olayına benim ne tepki vereceğimi hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Ya sen Ali Kemal. Hı? La babam burada olsa kafanıza sıkardı. La adam cebinize para koymuş. Tembih etmiş. Gidin buradan demiş.
Hadi bu cahil. Haddini bilmiyor. Ali Kemal, sen icraatı olan adamsın da. Hiç mi söylemedin? Kardeşim, git buradan. Bunlar seni yaşatmazlar diye. Kalk hadi kalk. Geldik hadi. Hadi kalk. Hadi. Selim. Getir şunu. Selim. Selim yalvarırım ne olur bırak Leyla, beni gideyim. Leyla size hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Size hiçbir şey olmayacak. Leyla, sevgilin seni çağırıyor. Leyla. Leyla! Aa, Leyla! Levent abi. Levent abi ne olur yalvarırım. Ne olur ne istersen onu yapacağım. Ne istersen söz. Kimseye zarar verme ne olur. Yavuz evleneceğim. Ne olur. Leyla'm, Leyla'm. Güzeller güzeli. Konu ne sen ne Yavuz. Mesela ailemizin gururu daha fazla incinmesin. O ablan zaten yaptı yapacağını. O had size zamanında haddini bildirmedik. Olaylar bu noktaya kadar geldi. Ne olur yalvarırım. Ne olur bir daha görmeyeceğim. Kimseye bir şey söylemem lütfen. Lan kime ne söylüyorsan söyle Leyla. Hatta git de ki Leyla. Ali Kemal'le cin gözün ölümüne ben sebep oldum de. Tamam mı? Hayır. Laf dinlemedim. Bu iki tane gencecik insan ölümüne ben sebep oldum de Leyla. Tamam. Selim. Al bunu. Selim. Asiye, Leyla kızımız nerede kaldı? Tamer'le Levent'le gelecek o. Levent'i de arıyorum açmıyor. Araba kullanıyorlardır. Selim varken. Ne merak ettiniz gelecekler. Allah Allah. Nergis. Keşke Yılmaz'ı da çağırsaydın. Ejder darba sorguya almış. Sakın sizi adınızda vermesin. Allah korusun. Ama birinin adını vermiş ki... Rahat salıverdi onu. Jandarma bilemedim. Bu işlerde kimse kimsenin adını vermez Asiye. İçeri giren içeri girer. Dışarıda ailesi tehdit altında tutulur. Yılmaz bu işlerin ustasıdır. Babama katılıyorum. Yılmaz abi yapmaz öyle bir şey. Yani o da yaparsa zaten yanmışız Asiye'nle. Nedime'nin yeğeni olduğu için söylüyorum. Yoksa biz de biliyoruz bütün o işleri. Merak etme sen. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz de benim sormak istediğim işten daha önemli bir şey var. Şimdi biz bu kavganın, gürültünün, patırtının, çatırtının ortasında bu düğünü nasıl yapacağız? Geçecek Nergis, geçecek. Bu kavga, gürültü, çatırtı, patırtı geçecek. Yeter ki Yılmaz bizim birliğimizi bozmasın. Dursun. Eğer Yılmaz'dan taraf olacaksan, Yılmaz vefasızdır, seni yarı yolda bırakır.
Vefa ile iş yapmıyoruz. Akılla iş yapıyoruz Rızvan. Yılmaz senin akraban. Gönderebiliyorsan gönder. Onda herkesin bir açığı vardır illaki. Biraz zor yollarsın. Bizim bir açığımız yok Dursun. Deve kuşu misali kafanı kuma gömüyorsun ama Levent'in her tarafı açıktı. O Yanık İdris'le kimin hukuku var? Yavuz'un mu? Herif 30 ton uyuşturucuyla yakalandı. Sabahtan akşama Levent'le beraber. Şimdi senin mi açığın yok? Allah Allah. Oğlumun kumar arkadaşı ne diyecekler? Hayır, İdris bir şey der mi diye diye. Onun tasması Yılmaz'ın elinde değil mi? Vallahi Yılmaz isterse kumar arkadaşım der, isterse orta. Vallahi bu hayatta yaptığımız en doğru şey çocuklarımızı yurt dışında okutmaktı. Ama yaptığımız en yanlış şey de yurda geri dönmelerine izin vermekti. Vallahi Allah'tan ben yurt dışına hiç heves etmedim Rızvan Baba. Burada çekirdekten yetiştim. Keyfim de yerinde. Maşallah benim damadım ha. Seni çok beğeniyorum. Senden yana içim çok rahat. Ben senden yana içim çok rahat diyorum. Leyla. Ne oldu? Hemen. Leyla. Kızım ne oldu sana? Bir şey yok da. Düştü gelirken düştü. Leyla ne oldu kızım? Düşmüş bir şey yok. İyi misin ha? Bacını mı şamarladın? Ne yaptın? Nergis, bu kızı hemen al. Çünkü ben bu Tamer'in içindeki bu şiddetle başa çıkamıyorum. Hoş geldin olsun. Eyvallah dayı. Gel. Dayı. Hı? Ya bir sürü insan var evde, fark etmesinler beni. Yok yok, kimse inmiyor buraya. Seninki Yılmaz'ın radarına girdik. Artık dışarıda buluşamayız dedi. Hı. Onun için buraya çağırdım seni. Gel. Yok kardeşim, ben sana sarılmayacağım. Ben sana bugün ilk kez kızdım. Ben de sarılmayı düşünmüyordum zaten kardeşim. Kaburgam kırık. Biraz canım yanıyor. Canın yanıyor, ne güzel. Ya bir insan hangi akla hizmet kasabanın meydanında, kahvede onlarca adamın içinde tetik çeker Allah aşkına? Boştu da silah. Biliyor muydun boş olduğunu? Bilmiyor olur mu? Ben kaçta göz arasında silahı boşaltırken gördüm. Allah'a emanet. Hayır, kime şov yapıyor? Şovun kime? Hayır, kime şov yapıyor? Bizim yukarıdaki uşaklar bundan iyice şüphelenir oldu. Yok devletin adamıymış, yok bordo bereliymiş. Belli ki zaaf gösterdi, şov yapmadı. Fena mı oldu deli yürük?
Yılmaz bile beni ahmak zannediyor. Boş silahlı adam öldürmeye çalıştığımı düşünüyor. Hem de herkesin gözü önünde. Yılmaz nereden biliyordu silahın boş olduğunu? İşte bu büyük dert. Silahın boş olduğunu bilmiyordu. Buna rağmen üstüme geldi. Rahmetli anneme hakaret etti. Beni sıkmaya zorladı. Profesyonel adam sıkmaz. Bu yüzden çektim tetiği. Hakarete uğradım da çektim sensin diye. Yılmaz lan üstüne hareket edecek biri değil. Ne yaptığını bilen biri. Bütün seceremi saydı sorguda. Yani dışarıdan baksaydınız o mu sorguda, ben mi sorgudayım anlamazdınız. Herhangi bir açık vermedi mi? Yok. Yanık İdris? Adamları çoktan ablukaya almışlar ailesini. İdris bu saatten sonra hayatta konuşmaz. Aldığın malla kaldın yani olsun. Vallahi Yılmaz bedel ödersin falan dedi ama asıl bedeli ona ödetirler. Ya kimse 30 ton mal yakalatıp eski hayatına geri dönemez. Romanya'dan Gürcistan'a bütün Karadeniz hattı onu konuşuyordur şimdi. Aynen öyle. Bu yüzden en yakın zamanda cevap verecek. Ne yapacak? Oğuz öldürecek. He, hele şükür biz de bir dikkat çektik be kardeşim. E arada sen de gündemden düştü aldı. Buraya gel dedin ama Yılmaz. Sen yakında emekli oluyorsun albayım. Kimse sana bir şey diyemez. Ya yine de çok göze sokmamak lazım. Bu sevkiyat işi çok kötü oldu. Evet. Çok kötü oldu. Ben sana inandım. Sana güvendim. Arkamda sağlam bir arkadaşım var. Bir şeyler ters giderse haberim olur dedim. Sonra bir baktım bir tane üst temelli bir tane savcının maskarası olmuşum. Yapacak bir şey yok Yılmaz. Önemli olan bu işin sana sıçramaması. Bu konuyu ben hallederim. Sen şu öteki meseleyi araştırdın mı? Senin araba hariç diğerlerine benzin istasyonunda patlayıcı yerleştirmişler. Ama senin aracınla ilgili bir iz bulamadım. Onu biliyorum ben. Yabancı değil o. Akrabam. Benzinlik ha. Bu herif çok akıllı. Onca araca başka nerede tuzak kuracaksın? Peki şu sen üst teğmenle Halil İbrahim arasında bir ilişki bulabildin mi? Yok. Hiçbir bağlantısı yok. Hmm. Bak bu canımı sıkıyor işte. Bence bu Oğuz'u buradan aldıralım. Onu aldıracağım ben. Ama tabutta aldıracağım. Halil İbrahim. Zeynep. Ne yapıyorsun burada? Uyuyamadım. Sen neredeydin? Odadaydım. Odanda değildin. Aşağı inmiştim ben seni. Niçin? Seni niye uyku tutmadı? Hiç. Öyle düşünüyordum. Acaba biz de normal insanlar gibi olabilecek miyiz diye.
Niye? Anormal bir hayatımız mı var bizim? İnsanlar her gün karısının koluna takıp akrabalarını bombalamaya gitmiyor mesela. Ne yapıyor normalde bu insanlar? Söyle, öyle yapalım. Ne bileyim, yemek yiyorlar, gezmeye gidiyorlar. Biz de Davut'un yerine gidiyoruz işte. Sen, ben, baban, abin, tam bir aile saadeti. İşin gücün benimle dalga geçmek değil mi? Ne yapayım Zeynep? Ben anormalim. Ama burada sorun sende bence. İnsanlar sana Amerika'ya git. Varlık içinde yaşa dediler. Sen kaldın. Buradasın. Normal misin sence yani? Beni de burada allak bullak eden bir şeyler var demek ki. O yüzden gidemiyorum. Leyla, güzeller güzelim. Unutma sakın, her şeye rağmen ne olursa olsun biz bir aileyiz. Bu olayı dillendirmememiz lazım. Senin için söylüyorum abicim. Sonuçta bu Reşit denilen adamın çocukları öldü. Ve maalesef... maalesef sebebi de sensin. Rıdvan Bey, seninle konuşacaklarım var. Bu gece bende kalsın. Olur, kalırım. Benim de sana soracaklarım var. Ben geri geri konuşacağım. Anne, ben babamla konuşacağım dedin. Sus! Git! Git! Asiye Hanım, ne oldu bana? Ne olacak? Kıza eğitmeye çalışıyorum. Kaçmaya çalıştı. Seni de ayakta uyutmuş zaten. Bu kimin? Bak, bu da çalmış. Bak, hırsız. Yok, ne çalması? Ben beğendiği hediye ettim. Senin değil mi bu? Benim, benim hediye ettim işte. Ne kadar asilsin sen. Ne güzel koruyorsun onu ya. Ama ben malımı tanıyorum. Kim o Reşit? Ali Kemal, Rıdvan Bey.
Bu akşam Samsun'da kalacaklarmış. Yarın yola devam edeceklermiş. İyi. Sen de yarın gel, beni al. Bir sürü işimiz var. Önce fabrikaya gideceğiz. Oradan belediyeye gitmem lazım. Tamam mı? Tamam Rıza. Ben bu gece burada kalacağım. Peki Rıza Bey. Hadi. Tamam. Ablacığım hadi bırakma kendini, toparla, kalk. Kalk toparla kendini hadi. Sen nasıl yakalandın? Tamer. Tamer telefonuma bakmış. Kötü bir şey mi oldu? Leyla kötü bir şey mi oldu? Öldürdü ikisini birden. Dingöz'ü öldürdü, Dingöz'ü öldürdü. Abisini de öldürdü Tamer. Tamer'in eline silah vermezken, onu her şeyden koruyup kollarken sen ne yaptın Asiye'ye? O silahı ben vermedim, siz verdiniz. O Nedime'nin yeğeni verdi. Madem eline silah verdi, o zaman nerede nasıl kullanacağını bilecek. Evimizde büyüyen iki çocuktan bahsediyoruz Asiye. Senin evinde büyüyen iki hainden bahsediyoruz. Seni arkada iş çeviren. Tamam ya, tamam. Çağır şu Tamer'le Levent'i. Tamer! Levent! Ya bağırmak istesem ben bağırırdım zaten be kadın. Kimden ne saklıyorum ben? Ha? Kimden ne saklayacağım? Benim arkamda iş çeviren sonunu bilecek. Buyur baba. Oturun. Kız kardeşinizin gözü önünde Reşit'in oğullarını öldürdünüz, öyle mi? Maalesef öyle oldu Rıza baba. Benim planımda Leyla'nın görmesi yoktu ama işte Tamer... Ah Tamer. Tamer dayanamadı. Peki biraz önce biz Samsun'dayız diye o mesajı kim attı işte? Ben attım baba. Ve o telefon hala sende mi? İstanbul'a varmışım gibi yapacağım. Sonra parçalayıp kurtulacağım telefondan. La oğlum sen manyak mısın daha? La HTS kaydı diye bir şey var. Kendini mi yakacaksın sen? HTS ne Levent abi? Ya işte telefonu nerede ne zaman kullandığını takip eden bir sistem. Sen anladığım kadarıyla biraz önce kapının önünden Samsun'dayız diye mesaj attın, öyle mi? Attım. Ha bana sorsana da. Reşit öldürdüklerini bilecek de... Rızvan'la oğlunu gidip şikayet edecek de... o bütün o kayıtlar çıkacak da jandarmaya gidecek de. Oho! Levent, o telefonu Selim'e ver. Samsun'a yollasın, derhal denize atsın. Tamam Rızvan baba. Cesetler nerede? O konuda iz bulamazlar. Sen rahat ol Rızvan baba. Şimdi. İkinizden de tek bir şey isteyeceğim. Bunu yaparsanız yaşarsınız. Aksi takdirde kimse sizi kurtaramaz. Neymiş baba? Bu konuyla alakanız yok. Ne olursa olsun, kim ne sorarsa sorsun, ben yaptım, ben yaptırdım diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bana niye söylüyorsun baba? Git onu kızına söyle. O Asiye'nin sorunu. Bak Asiye, oğlun yaşasın istiyorsan
Kızım konuşmayacak. Kızım ne konuşacak? Görmedin mi o Nergis'le sarılmalarını? Ne konuşacak o? Tam da istediğim oldu. Ya bir de benim istediğim olsa ya. Ha? Bir de benim istediğim olsa. Senin istediğin olmaz. Çünkü sen yanlış insanlara gidip bir şey istiyorsun. Bana geleceksin. Ben de isteyeceksin. Ben hallederim. Ömer'im, biz burada ceryanda kalmayalım. Şu Samsun işini halledelim. Asiye. Sen ne zaman bu kadar kötü bir kadın oldun ya? Hı? Ben seni severdim. Sen beni kıskanırdın. Beni sinirlendirirdin ama kötü bir insan değildin Asiye. Ne zaman bu kadar kötü kalpli bir kadın oldum? Sen beni sevmekten vazgeçtiğin gün. Bir düşün bakalım ne zaman. Düşün de bul bakalım. Cemal, ha Osman? Biz yokken ha bu kapıyı kimseye açmayın. Yok, onun akrabası. Bunun dayısının oğlu. Tadımız kaçmasın. Açmayız Osman, açmayız. Anladık da o kadarını. Abi jandarma gelirse? Ulan sen asker kaçağı mısın Sıtkı? Biz yokken niye jandarma gelsin? Hadi Osman, hadi. Hayır Osman, hadi. 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 Dur, kafam çıkacak, değil mi? Cemal. Buyur Derviş dayı. Sizi oksijen mi çarptı ormanlarda geze geze? Niye ki dayı? O hayat bırakılıp da bu balcının diline düşülür mü? Öyle deme Derviş dayı. Biz Osman abimi severiz. Ne zaman dara düşsek ilk o koşar. İyi. Ne anınız varsa görün. Çok bir araya geldik ama görüştüğümüze hiç memnun olamadık. Umarım bu bir başlangıç olur. Umarım. Bu yüzden buradayım. Buyurun. Buyurun. Evet. Fikret bize güzel bir şeyler yaptırmış. Hesabı ben ödeyeceksem olur. Sen ödeyeceksin zaten. Bu aralar bize o kadar çok zarar ettirdin ki birazını karşılamış olursun. E zararın neresinden dönersen kârdır değil mi Fikret? Baba, masada kâr zarar hesabı yapmayalım olur mu? Ağız alışkanlığı kızım. Özür dilerim. Zeynep beni kırmamış, seni ikna etmiş. İkinize de çok teşekkür ederim. Sağ olsun Fikret de beni kırmadı. Geldi. Açıkçası bu yemeğin bir yere varacağına inandığımdan değil de meraktan geldim. Bakalım dedim Halil İbrahim bu sefer ne isteyecek? Doğrudan konuya gir diyorsun yani. E gir. Birbirimize hal hatır soracak değiliz. Çünkü birbirimiz üstünde bir hatırımız yok. Ben bu görüşmeye her şeye açık olarak geldim. Ve bu masadan çıkacak sonuca uymayı da garanti ederim. Peki. Rıza Bey, bütün işlerden el çekin. Gayri yasal olan her şeyi bırakın. Bak, bir dakika, bir dakika Fikret, dinliyorum.
Emekli olun. Torunlarınızı sevin. Onları büyütün. Her şeyi Fikret'e devredin. Nasıl yani? Vallahi ben de ilk defa duyuyorum. Daha önce benimle de paylaşmadı. Halil İbrahim, biz sana yüzde konuşma dedik. Sen geldin, babamızı emekli yaptın. Senin bir ortağın yok mu ya? Aslında kötü bir fikir değil. Evet ya, bir dakika, bir dakika. Halil İbrahim, sen bana şunu anlat. Sen, ben eğer işi bırakırsam Fikret'le savaşmayacak mısın? Ortaklarımla savaşmayacak mısın? Fikret'le kırmızı çizgilerimiz aynı. Çoğu konuda. Eğer siz bu işi yaparsanız, biz bir şekilde onunla uzlaşırız. Ortaklarınıza gelince, alerjim olan konuları daha önce ifade ettim. Toz gibi. Yılmaz'a yol vermem. Onunla işbirliği yapan Dursun'a ve oğluna da. Birincisi, babam hala hayatta ve sağlığı gayet yerinde. Niye emekli olsun? İkincisi, diyelim ki bu dediğini kabul etti ve emekli oldu. Babamın yokluğunu fırsat bilenler benimle savaşır. Ben senin yanında olurum Fikret. Benim liderlik yapma gibi bir derdim yok. Bir ticaretim, bir beklentim, yani bir menfaatim yok. Sen aileni gayri yasal işlerden kurtarana kadar yanında olurum. Abim diyor ki, eğer babam çekilirse Nesim var, başkaları var, yurt dışında bağlantılar var. Hedef ben olurum diyor. Abin zaten hedefte. Yani. Eğer siz bu işi daha fazla geciktirirseniz, sizi cezalandırmak için Fikret'i vururlar. Doğru söylüyor. Baba biz ne konuşuyoruz burada ya? Bu işin emekliliği falan yok. Var Fikret, var. Habire evlat kaybetmekten bıktım. Sevdiklerim artık yanımda olsun istiyorum. Halil İbrahim, ben senin söylediğin bu işi yaparım. Ama şunu bil ki, bu işi engellemek için Yılmaz çok sert savaşır. Elinden geleni ardına koymasın. Yılmaz'ın geleceğinden haberi olan var mı? Nereden bilelim adamın geleceğini? Falcı mıyız biz? Hayır. Bu ara nereye gitsek bir yerden peydalanıyor bir herif. Şota, gir içeri haber ver. Tamam, tamam. Reşit. Seni oğlanları vurdular diye duydum. Yok öyle bir şey Yılmaz Bey. Allah Allah. İyi, sevindim senin adına. Eyvallah. Ne ediniz lan bey? Ben çağırmadım ben. Halil İbrahim ne dedi?
Gelirse gelsin dedi. Şota, sen bir gelsene benimle. Hesabı kim ediyor? Ona göre sipariş vereceğim. Ben. Sen bir yemekle yırtamazsın Halil İbrahim. Senin faturan ağır. Dayıoğlu. Burada iş için toplanmadık. Zeynep bir karar verdi. Halil İbrahim'le evlendi. Onların hatırı için buradayız. Ben de ailedenim. Evet, maalesef ailedensin ama davetli değilsin. Sen de benim evime davetli değildin Zeynep. Ama geldin, evi bastın. Kocamı öldürdünüz diye hesap sordun. Sonra da arabamın altına bomba yerleştirdin. Elektrikli arabaya geçen işte. Çok daha güvenli. Bunun adamları bombayı arabanın altına benzinlikte koymuşlar. Benimki elektrikli diye benzinliğe gitmedi ya. Beyefendi hanımını göndermiş arabaya bomba koysun diye. Fikret. Depon dolu mu Fikret? Anlamadım. Kasabada bir süre yakıt sıkıntısı olabilir de. Neler saçmalıyorsun Yılmaz? Devam et. Hadsizliğin için. Bana her hamle yaptığında ben de kasabaya saldıracağım. Masumları inciteceğim. Hiçbirinin gözünün yaşına da bakmayacağım. Sen gelmeden önce söyledim. Bir de yüzüne söyleyeyim. Elinden geleni ardına koyma. Ne yapabiliyorsan yap. Elbetini de kasabanın meydanına asacağım. O asma fikri var ya, çok aklıma yattı. Güzel racon. O yüzden şu benim teslimatı yakalatan üsteğmen var ya, benim çocuklara söyledim. Dedim onu alın, kasabadan meydana asın. Hadi bakalım. Kafayı mı yedin sen? Devlete saldırmak ne demek? Terörist misin sen? Masada eniştemden başka kimse varsa bana yalvaracak. Yapma arkadaşıma kıyma diye. Bir telefonda onun için açabilirim. Durdurabilirim. Thank you.
Sakin olun, sakin olun. Pusu olabilir, dikkat edin, pusu olabilir. Sen sağdan git. Sağdan, sen soldan. O da mı patladı? Eklama iyi bakın arkadaşlar. Her an pusu atabilirler. Başçavuşum, bizimkiler yok. Bırak şimdi telsizi. Şu arkadaki çelik yeleği giy hemen. Komutanım. Giy şu çelik yeleği, başçavuşum. Komutanım, bir tane var, siz giyin bunu. Alican, giy şu yeleği, hadi. Yat 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 yat!